21. soru çözünürlükle ilgili sorulan bir soru olmuş. Şimdi demir 3 hidroksijen diyor. Çözünürlüğünün çok küçük olduğu belirtilmiş. Yani K çerçevesi bunun verilmiş ama K çerçeği kullanacağım bir işlem burada yok. Arkadaşlar bu madde 3 değişik ortamda çözülecek. Çözünürlüğü arasında nasıl bir ilişki vardır demiş. Bunu şöyle anlatmıştım. Ortak iyon bir maddenin çözünürlüğünü ne yapardı? Azaltırdı. Ortak iyonun derişimi arttıkça çözünürlükteki azalma daha fazla olurdu. O zaman şöyle ifade edeyim. Mesela burada birinci de hiç ortak iyon yok. Ortak iyonun derişimi nedir burada? Sıfır ama ikinci de 0,1 molarlık NaOH çözeltisi belirtilmiş. Ortak iyon burada OH'tır. Eğer burada kendi molaritesi 0,1 molarsa ortak iyonun derişimi de ne olmalı? 0,1 molar olmalı. Şimdi burada enteresan ifade, üçüncü ifade. pH'i 1 olan çözelti diyor. pH'i 1 ise burada hidrojen iyonları konsantrasyonu 0,1 molardır. Yani bu bir asit çözeltisidir. Bakın. Şimdi burada ikinci de ortak iyon olduğu için ikideki çözünürlüğü ne olmalı? En düşük olmalı diyeceğim. Bunu bir yazalım. Şimdi 1 ile 3'ün kıyaslamasını yapıyorum. Evet. Burada saf suda hiç ortak iyon olmadığı için saf sudaki çözünürlüğü 2'ye göre ne olmalı? Fazla olmalı. Ama 1 ve 3'ü kıyasladığınız zaman çok orijinal bir durum var. Evet, bu çözelti asit çözeltisi olduğu için demir 3 hidroksit maddesi asitle çözündüğü zaman bakın OH iyonları var ürünler tarafında. Buraya asit eklediğiniz zaman hidrojen iyonları konsantrasyonu ne yapar? Evet, burada hidrojenin derişiminin artırdığımız zaman ortamda bulunan OH'la tepkimeye girer. Neticede nötrleşme sonucunda OH iyonları konsantrasyonu azalmış olur. Denge ne tarafa kayar? Ürünler tarafına kayar. Ürünler yönü çözülme eğilimi olduğuna göre, evet en iyi ortam hangisi olmalı biliyor musunuz? Üçüncü ortam. Daha sonra bir, en az çözüldüğü ortamda iki olmalı. Yani cevabınız ne diyeceğim? Edirne diyeceğim.